Kalk sen de kalk. Kalk ya. Aa. Hadi kızlar daha coşkulu, daha coşkulu. Duysun daha yüksek. Hadi valla cam açsana. Duysunlar. Aç aç. Duysun duysun aç. Vay. Aa. Sefer, içeride şenlik var galiba. Ne şenliği ya? Yavaş. Çok eğleniyoruz. Ana. Bu Yıldız'ın gitar hocası değil mi? He, yanındaki de bizim kemancı Nuri. Burnuma çok acayip entrika kokuları geliyor. Ha de burnumu tebrik ederim de ben burada biraz daha durursam benim burnumdan böyle buz sarkıtlar akacak. Böyle üşüdüm ya. Sefer bir dur ya. Şurada ağız tadıyla hazır burnumu entrikayı izleyeyim ya. Yok ben duramayacağım. İçeri gireceğim. Bana bak. Sakın bak. Kemancı katili olurum bak. Sakın. Ya dur. Lanet. Lanet kime diyorum? Lanet. Yok kız ben de kalkacağım ha. Gel gel. Gel gel. Saçmalamayın ha siz oynayın haydi haydi. Haydi hanıma bak ya. Bütün vidalar gevşemiş. Bir an önce sıkmak lazım o vidaları. Ah, bir gevşek de burada. Oo! Ulan yayla yanıyor şu Kuzey Efendi'nin hali bak. Bu da ateşin başında keyif yapıyor ya. Kuzey! Şişt. Bak lan! Lan Yıldız'ın evinde kıyamet kopuyor bütün... Kuzey! Oğlum kalk da şunlara bir el at, dağıt şunları. Ulan kime diyor? Kalk lan! Kalk! Lan! Oğlum bırak lan onu. Oğlum sen gerçekten yaramadı yıldızsızlık olan. Sen iyice deli gibi bir şey oldun ya. Oğlum. Bana bütün galaksiyi say ama yıldız deme. Bu nedir ya? Çocuk parkın burası. Ne zaman bitecek bu? Ya onu bırak. Bir tane Anton ve Banderas gibi böyle bir gitar hocası var. Yıldız'ın özel gitar hocasıymış. Seni biliyor muydun onu? Haberin var mı? Yok. Umurumda da değil. Lan adam şov yapıyor. Barnakları görünmüyor adamın. Öttürüyor adam orada. Bir şey demeyeceğim mi kalkıp? Demeyeceğim. Kimle ne yapıyorsa yapsın. Allah Allah. Kemancı var orada. Nadir'in kemana zaafı var. Benim gidip kemancıyı yok etmem lazım. Sen de otur ateşin başında burada. Çok da fifi. Bak sen bücür cadılara. Aferin yokluğumu aratmamışlar. Sözümü dinleyip derslerine iyi çalışmışlar. Göya bizim okuzu kıskandıracaktık ama göz ucuyla bile bakmadı. Bakmaz tabii. Ben olsam ben de bakmam. Adam seni gurur ilçiden mi kıskanacak? Bulgumam gibi oturmuşum buraya. Ya ne yapacağım yenge? Kızlar gibi dans mı edeceğim? Şişt, o iş bende. Dersinden ödün verme. Ben o kuşu kafesimden çıkarmasını çok iyi bilirim. Nasıl olacakmış o? Naideyim ben, naide. Görürsün. Abim. Ne
hocam. Diyorum ki acaba duygusal bir müzik mi çalsanız? Daha önce canım kardeşim benim. Gel ben sana Ah Deniz Aşağı'ndan çalarım hadi. Severim bir dur ya. Ortama durup sıkma. Bu senin çok sevdiğin bir şarkı vardı. Resul Dündar'ın. Onu çalalım mı? Aa evet Yıldız abla çok güzel olur. Sen de söylersin değil mi? Evet söylerim ama sözlerini hatırlamıyorum. Ya internete bakarsa sözlerine. İyi tamam. Ben de camı açayım da. Karşı taraf duysun. E tamam buldum. Buldum ha. Haydi. O zaman. Hadi Yıldız yaparsın. Üç, dört. Gecenin bir vaktinde yıldızların altında, gecenin bir vaktinde yıldızların altında oturup ağladın mı ayrılık saatinde? Oturup ağladın mı ayrılık saatinde? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Resimlere bakıp bakıp gözyaşını dökmedin mi yar? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Resimlere bakıp bakıp gözyaşını dökmedin mi yar? Sen bir damla yaş olsan ben de bulut olurdum. Sen bir damla yaş olsan ben de bulut olurdum. Düştün yapraklara gelir seni bulurdum. Düştün yapraklara gelir seni bulurdum oy. Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Resimlere bakıp bakıp gözyaşını dökmedin mi yar? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Resimlere bakıp bakıp gözyaşını dökmedin mi yar? Resimlere bakıp bakıp gözyaşını dökmedin mi yar? Bravo, çok güzel Yıldız abla. Bravo. Aa baba, gelsene sen de içeri. Yok kızım, ben keyfinizi bozmayayım şimdi.
Vallahi o kadar güzel çalıyordunuz ki duyunca gelip tebrik etmek istedim. Elinize ağzınıza sağlık. Bu arada ben Kuzey. Merhabalar. Aykut ben de. Merhabalar. Babacığım bu yakışıklı abi Yıldız ablaya özel gitar dersi veriyor. Ama nasıl özel ya? Anlatamam, çok özel. Anladım. Çok güzel. Ben Yıldız'ı çocukluğundan beri tanırım. Çok iyi arkadaşımdır. Yani on parmağında on marifet vardır bacım. Gerçekten. Çok yetenekli. Bundan sonra daha çok çalışıp aradaki açıyı kapatacağız. Tabii tabii, ne güzel. Araları fazla açmamak lazım. Bu arada ben daha fazla zamanınızı aldım. Üstad, tekrar söylüyorum, ağzınıza sağlık. Kemancı Bey sizin de. Babacığım. Baba nereye? Nereye ya? Kalsana. Gel gel. Gelseydin ya. Ya ben bir tuvalete gideceğim. Ne taraftaydı tuvaletiniz? Yukarıda. Bu gitti ya. Neydi bu şimdi, ben anlamadım. Ya normal şartlarda adamın kafasının kara gömmesi gerekiyordu. Hakikaten niye böyle oldu, anlamadım ki ben ya. Senin bir fikrin var mı? Ben anladım niye kıskanmadığını. Kuzey benden tamamen vazgeçmiş. Deme öyle boncuğum ya, deme öyle. Sana o gitarı yediririm lan. Yediririm o gitarı sana. Aykutmuş. Angutsun lan sen. Angut. Neymiş? Arayı kapatacaklarmış. Lan ben senin aranı bir kapatırım. Boğarım lan seni. Boğarım. 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 Lan seni. Boğarım. Boğarım. Boğarım lan seni. He, oduna gidiyorum. İn lan aşağı. Bir dakika, bir dakika. Bak. Oh, oh. Bir dakika lan, ne oluyor? Yıldız çok yetenekli, öyle mi? Evet. He. Manyak! Ne yapıyorsun? Ben de adam dövmede çok yetenekliyimdir. Ya buraya gel. Buradan mı? Sıra buraya gel. Nereye gidiyorsun lan? Daha kütük kesecektik.
Gel buraya. Şimdi Antonyacığım, bilmemiz gereken bir takım kurallar var. Ben söyleyeceğim, ardından sen tekrarlayacaksın. Anlaştık mı? Güzel. Bir, bu yaylaya bir daha adım atmayacağım. Atmayacağım, atmayacağım. İki, öyle ortamlarda antik kuntik romantik takılmayacağım. Takılmayacağım. Üç ve en önemli kural, yıldıza gitar çalmayacağım asla. Yıldıza gitar çalmayacağım, çalmayacağım. Tekrarla. Yıldıza gitar çalmayacağım. Bağır. Yıldıza gitar çalmayacağım. Çok güzel. Bu arada Antonio Banderas'a hiç benzemiyor. O biraz daha şey. Yeni film çekmiş Almodovar'la. Fena değil, izle. Havalarına bak. Ama. Ay! Vuruldun mu? Hayır. Anam. Korktu bizim afacanlar. Afacanlar kim kız? Aman boş ver. İyi misin lan? Bir şey oldu mu? Yok. Ha, emniyeti şey açıkmış emniyet. Lan abi, gitmesek mi? Ne oldu, korkuyor musun? Yok lan, ondan demiyorum. Doktor dedi ki stresten uzak dur önemli dedi. Şimdi orada avda streslenip böyle tümden afacanları kaçırmayayım. Oğlum, insanlar ava stres atmaya gidiyor. Strese girmeye değil. Saçmalama, rahatlarsın ya. Ne konuşuyorlar acaba? Niye bileyim ben ya? Dudak okuyamıyorum ki. Buze, çok korkuyorum ya. Yay çocuğum olmazsa. Bak, bunu duymamış olayım. Sen en yakın zamanda buraya böyle futbol takımı gibi dizeceksin çocukları. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum tabii. Hadi gidip biraz stres atalım. Erkeğiz ulan biz. Avcıyız. Toplayıcıyız. Adamık lan biz. Adamık tabii. Gidelim pampa. Yabanın kralı kimmiş, gösterelim. Hadi. Yürüşün, aşağı tut da ucunu. Şimdi nereye gidiyor bunlar? Ava gidiyorlar. Nereye gidecekler? Ne avlayacaklarsa. Yıldız, bunların başına bir iş gelmesin kız. Aman, ne gelecek yenge? Aha işte ayı, doğal ortamına gidiyor. He, o ayıya belki bir şey olmaz ama benim seferim olur. O çok korkar böyle şeylerde. Kendi düşünecekti yenge. Ya niye öyle diyorsun Yıldız ya? Abinin stresten uzak olması gerekiyor. Senin halaları olarak gelecekteki yavrularımız için onlara göz kulak olmanı lazım. Çıkar şu yeni silahını. İyi tamam. Hadi üstümüze bir şeyler giyelim, gidelim. Ha. Tamam, hey, tamam. Aldık mı lan?
Oğlum burada ördeğin ne işi var? Ördek dediğin göl kenarında olur. Göl kenarım burası. Ya boş konuşma lan. Hayret bir şey. Benim hayatım buralarda geçti yani. Abicimin işi gibi bilirim. Burası ördek yatağı. Boş sıkıyorsun gene. Gerçi sen alışıksın boş sıkmaya. Sen baylak mı çarpıyorsun lan ha? Sağ yazıklar olsun be Kuzey. Senin kardeşin şurada panda gibi olmuş. Nesli tükenmeye yüz tutmuş. Senin et düşüleme bak şu arada. Kardeşim sen niye üstüne alındın? Niye ciddiye aldın? Şaka yapıyorum ben ya. Bak pandalar için dünya ayaklandı. Gerekirse biz de senin için ayaklanırız. Seferler tükenmesin. Sen geç dalgalı. Bu öyle bir dert ki. Allah kimsenin başına vermesin yani. Düşmanıma vermesin inşallah. Amin amin. Ben sana güveniyorum oğlum. Sana güvenim tam. Adamsın sen. Şşş. Oğlum burası bildiğin ördek yatağı. Bunlar nerede? Uyuyor mu? Ne yapıyor? Ördek mi lan o? Nerede lan? Aldık mı lan? Ne? Aldık mı? Yok. Yine boş sıktın. Oğlum bu... Kıkalı falan mı bu? Niye bu? Nasıl boş sıkıyorum ya? Tövbe tövbe ya. Yok oğlum böyle olmayacak ya. Biz ördeklerin peşinden gitmeyek. Onlar bize gelsin. Nasıl olacak o? Cahil ya. Düdüğün var oğlum. Ne bu? Ördek düdüğü. Bununla mı gelecek ördekler? He. Normalde ağzımda ördek taklidi yapamıyorum. Sadece geyik yapabiliyorum. Yap bakayım. Geyik. Geyik yok. Ben hayatımda bu kadar gerzek bir geyik görmedim. Hassas, kıskanç. Ağzında hiçbir şey, sesini çıkaramıyorsun. Allah yetenek vermiş işte. Kesin abi. Ne abi Yıldız? Ördek sesi bu. E abim işte. Nereden anladın Yıldız? Ötüşünden mi? E ötüşünden. Aha avcı düdüğü bu. Avcılar hile için kullanır. E abim de hileyi sevdiğinden kesin abim. O zaman izleri takip edelim. Hangi izi yenge? Aha at izi it izine karışmış ya. İt izi derken Yıldız? Aha kurtları diyorum. Ortalık kurt kaynıyor. En iyisi onları korkutalım, kaçmalarını sağlayalım. Vallahi benim seferim hiçbir şeyden korkmaz. Diyeceğim ama maalesef her şeyden korkar. Yenge, abim en çok kurttan korkar. Aha kurtun ulumasını duysun bir kilometre öteden bile kaçar. Vallahi mi kız? Abi sürü hikaye anlatıyor diyor. Yok kurtla karşılaşmış, göz göze gelmiş de kurt ondan korkmuş da gelsin geriye kaçmış da falan da pişman da. Kesin öyledir ha. Ne yapacağız şimdi? Kurt mu bulacağız? Yok, kurt bulmayacağız. Aha biz de onlar gibi taklit edeceğiz. Kurt gibi uluyacağız. Ne oldu kız? Yıldız, senin kurt bunamış herhalde. Bak bak kurt dediğin böyle olur. Aa! Aa! Hey. Yenge, sen dolunayda da gıllanıyor musun? Kurt gibi karıyım he. Her şey yapabilirim. Başın bu da dişi kurt. Yenge, kurtlar sana karşılık mı verdi? Galiba baba ilanı aşk ediyorlar. Yenge, sen sakın bir daha oğluma bak. Kurtları başımıza toplayacaksın ha. Tamam, tamam. Kız ne diyorsun? Aşkına karşılık veriyorum. Kurt da olsa aşkına karşılık almalı yani.
Kurt. Vallahi kurt. Ne kurdu lan? Kurtlar. Vakkada vakkada çaldın ördek düdüğünü. Ördek diye gelip yiyecekler bizi şimdi. Yedirmem. Vallahi de yedirmem. Yedirmem. Hala sesler geliyor. Ver lan o tüfeği ver. Onu bana ver. Tutsun. Gelmeyin lan. Rahatladın mı? Sustular. Rahatladım vallahi. Oh. Rahatlarsın tabii. Bütün mermiyi, fişeği, her şeyi sıktın. Hadi başımıza bir şey gelecek. Yürü eve gidelim. Yürü lan tırsak. Hadi hadi. O ne lan? Ayı gibi ne o? Ayı. Vallahi ayı. Hakikat ayı. Sefer ay şey. Kuzey. Merver. Yok. Fişek ver. Yok. Oğlum bir şey ver. Eblombası, manata, kokteyl, sapan, taş bir şey ver lan. Bedavamış gibi sıktın ya havaya. Hiçbir şeyimiz yok. Keşke kurt geleydi. Canım bakma. Gözüne bakma. Gözüne baktın anlarsa mahvolur. Bakma. Anlarsa mahvoluruz. Ben bir şansımı deneyeceğim. Erkeksi cazibemden etkilenir belki. Belki dişidir. Sen... Neymiş? Neymiş? Erkek. Kaç. Salak mısın? Kaç olur mu? Anama yakalar bizi. Ben hepsini izledim bunların belgesi bile. Koşanı direkt alıyorlar. Ars diye alıyorlar. Ars diye yutuyorlar. 2,5 metre lan anında yutar bizi. Bakın kaç. Ne yapacağız peki? Kandıracağız. Ölü taklidi yapacağız. Bunlar asil hayvanlardır. Ölü eti asla yemezler yani. Ben gördüm. Ölüyü görünce böyle bak gidiyorlar. İyi hadi. Peki. Nasıl? Oldu. Ya asil değilse, şerefsizin önde giden ise... Ölümüzü dirinize her gün birinize deyip hars diye kafamızı koparırsa kaç. Kaçma lütfen. Kaçma. Gerçekten yakala. Kuzey. Kaçma. Bizi bırakma burada. Pampa. Kaçmamız lazım. En azından benim. Kendimi feda edeceğim senin için. Ben kaçtım Pampa. Nasıl ayısın sen? Hakikaten asıl masil değilsin sen. Gerçekten şerefsiz oğlu şerefsizsin lan. Kaçtı işte adam, kovalasana. Hiç ölmek istemiyorum ben. Anlamıyor mu acaba kalktın? Kalk dur. Ayağım yerse saatlerce bir dizi izlemek zorunda kalır. Şişiden daha ilahi. Ayağımı yeme. Buraya. Gel buraya. Gel buraya. Çıça burayı. Sen ayağımı yere. Yüreğe. Boynumu yere. Gel. O ne lan? Yürüte. İşeme lan üstüme. Bırak lan ayağımı. Ayağımı. İmdat.
Bırak şuradan! Zeynep! Abi! Seferim! Seferim! Açalım hocam! Açalım hocam! Nadi öldüm, cennette mi? Yok yok, ölmedim, biz seni kurtardın. Şey diyeceğim Nadi, nerem yemiş bir bakayım, nerem yok. Hayır, yeri sapı sağlam, hiçbir şey yok. Tek kocasın. Bakayım. Bak. Oh, oh. Hocam. Abi. Aman canım kocam ya, canım kocam. İyi misin? Bak edeyse ben seni sırtımda taşırım. Hadi saçmalama, bir şeyim yok. Ayıyla boğuştum yani, ne olacak? İyisin değil mi? İyi. Bu ne lan? Ne o ya? Atma mı işedi? Hadi saçma sapan konuşma. Ben niye işeyeceğim? Ayı işedi korkudan. Kesin öyledir. Baba kız, ben ayıyla boğuşurken hanginiz kaçırdı ayı? Yıldız. Eğer bir daha ben bir ayıyla boğuşurken falan öyle araya girersen vallahi fena olur. Ayıp ya. Bir daha karışmayın, arama girmeyin ben boğuşurken ayıyla falan. Ayıp ya. Tamam. Geldi. Ne oldu Pampa? Kovalamadı senin ayı. Asil değil miymiş? Şerefsiz miymiş? Konuşma lan, sahtekar korkak. Sen gittin, ben ayıyla tek başıma boğuştum orada. Yalancı, korkak. Ben gidiyorum hemen. Oyalanma buraları. Gel senin, hadi. Yürü hadi. Tamam canım. Hey! Sen bir baksana abi. Ne var? Sen biraz önce abimi bırakıp kaçtın mı? Ha, kaçtım. Ne olacak? Kaçarsın tabii. Senden de bu beklenirdi. Galip'te ayıyla dövüşecek halin yoktu herhalde. Nerede sende o yürek? Ayı abini bırakıp beni kovalasın diye kaçtım. Kesin öyledir. İster inan, ister inanma. Umurumda bile değil. Kuzey! Ne var sanki bir kere benimle adam gibi konuşsan? Ha? Bir kere de benim için uğraşsan ne olurdu? Ben senin için çok uğraştım. Sonuç sefer. Ya bir insan, bir insanı bu kadar mı yok sayar? Bu kadar mı görmezden gelir? Beni umursaman için daha ne yapmam lazım? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Sen benden daha inatçıymışsın. Ne olur da eski Kuzey gibi olsan. Hangi eski Kuzey Yıldızcığım? Yakın geçmişteki mi yoksa uzak geçmişteki mi? Gerçi artık ikisi de imkansız. Sen bile isteye kendi ellerinle beni kaybettin, anladın mı? Yeter ula, yeter. Ne yaptım ben sana, ne yaptım? Yalan mı söyledim? Aldattın mı? Yazıksa mı bıraktın, ne yaptım? Yıldız! İyi ki bir laf ettim. Doğduğuma pişman ettin beni. Affedeceksin ula, affedeceksin. Dur, affet! Affaf yok, affetmiyorum. Affedeceksin. Affetmeyeceğim. Edeceksin. Etmeyeceğim ula. Edeceksin ula, edeceksin. Aa! Kuzey! Kuzey! İyi misin? İyiyim. Sen? Ben şey değilim. İyi. Kalk üstümden o zaman. Kalkmayacağım. Sen beni affedene kadar abi böyle üzerine garabasan gibi çökeceğim. Affettin mi? Affetmeyeceğim Yıldız. Bir kere öpsem? Yok. Tamam. O zaman sen öp. Affetmeyeceğim dedim Yıldız. Yıldız abla, umudunu kesme. Bak bizim babamdan hala ümidimiz var.
Mine, adam beni öpme dediğim duymuyor mu? Vallahi Yıldız abla ben de çok şaşırdım. Resmen ayının bir kovan balı reddetmesi gibi bir şey bu. Ayı. Kovanın içinde bal olduğunu anlamayacak kadar ayı. İşleri tahmin ettiğimizden de daha zor kızlar. Kuzey bir erkeğin en büyük zaafına bile yenilmedi. Ne yapacağız peki şimdi? Ya kıskandırmayı denedik, olmadı. Yıldız ablanın cesur davranmasını denedik. O da hiçbir işe yaramadı. Ben biliyorum artık ne yapacağımızı. Aşkımı kalbime gömüp hayatıma devam edeceğim. Saçmalama Yıldız, ne gömmesi? Kuzey Yıldız aşkı ölmedi. Sadece solunum yetmezliği yaşıyor. Suni teneffüs yapacağız. Yenge, adam beni öpme dediğim öpmedi. Suni teneffüsü reddetti dediğim siz de hala anlamıyorsunuz mu? Yıldız abla bak, vazgeçmek yok, tamam mı? Sizin aşkınız nerelerden döndü? Şimdi mi kurtaramayacağız? Kurtaramayacağız. Ben Kuzey'in gözlerine baktığımda bittiğimi gördüm. Gözlerinde bana bakmadığını gördüm. Artık ne yapsak da boşuna. Bitmedi diyorum Yıldız, bitmedi. Ben bitti demeden de bitmez. O öküzü bir şekilde akıllandıracağız. Yeter yenge, yeter. Sizin yüzünüzden hiç yapmayacağım şeyleri yaptım. Asla yapmam dediğim her şeyi yaptım, yine de olmadı. Artık sizin dolduruşunuza gelmeyeceğim. Ya Yıldız abla bak, biz babamı tanıyoruz. Seni sevdiğini bildiğimizden oluyor böyle. Sevmeyeyim, sevmeyeyim. Artık bunu sizin de benim de kabul etmemiz lazım. Çeyizim gibi sakladığım 20 yıllık aşkımı artık kaldırıp atmanın zamanı geldi. Ne yapıyor ya bu? Ay ne bileyim, aşkını bir yerde saklıyordu herhalde. Onu çıkarıp atacak. Pusulayı mı? Yok canım. Yıllanmış hiçbir şey istemiyorum artık. Yakacağım bunların hepsini, yakacağım. Anne! Yıldız etme yenge, etme. Bak gözünün nuru bunlar senin. Yapma yenge. Yılanın emeği var burada. Hepsini yakacağım ha bunların. Hepsini yakacağım. Yıldız. Hepsini. Yakacağım hepsini, yakıp kurtulacağım. Kız ne bakıyorsunuz? Gelsen de delirdi bu. Bunları yatak odamız için işlemiştim. Neyi sever bilmediğinden 3 çeşit işledim. Hepsini yakacağım ha. Bu da Kuzey Yıldızı içindi. Salonumuzun en güzel yerine Kuzey Yıldızı'nı koyacaktık. Altına da bunu serecektim. Ya Yıldız abla, yüzünü bölmek istemem de bu nasıl bir vizyonsuzluktur ya? Oldu olacak, televizyonun içinde bir tane örtü yapsaydın. Sen geç dalganı Mine. 20 yıl boyunca her yıl bunları yıkadım, kuruttum, ütüledim, katlayıp sandığa geri koydum. Siz bileyim misiniz hiç kullanılmamış, eskitilmemiş çeyizin ne kadar acı verdiğini? Haklısın Yıldız abla, ben sadece... Bu mendilleri de o koca burnunu silsin diye işlemiştim. Sen neden bahsediyorsun Mine? Yıldız. Sakin ol yenge, sakin ol. Hadi maviş, hadi kalk, kalk. Bunların hepsini yakacağım yenge. Yakıp kurtulacağım. Yeter artık. Benim boncuğum. Sefer, hadi tüp bitti. Yavaştan el yıkayan, çıkıyorum işte. Hayret bir şey ya. Oğlum bu nasıl şampuan? Avatar gibi oldum. Şu halime bak, yapış yapış oldum ya. At sütü müdür nedir? At sütlü diyor, öyle şampuan mı alınır? Kuzey gözün seveyim, senin de bu koklu oğlum hala ayı kokuyor mu ben ya? Oo. Oğlum bu nasıl bir ayı kokmak? Hakikaten lan. O ne lan? Ne? Lan! Bu ne lan? Oram yandıydı zaten. Parça mı koparmış oradan? Saldırmış mı? Bu ne bu? Ayı üstüne tüyünü bırakmış ya. Nay diye sen nasıl açıklayacaksın bunu ya? Helal olsun be. Helal olsun Pampa. Dalga geçiyorsun değil mi? Oğlum vallahi üzerimden koku çıksın diye bütün her yerime böyle liflerle keseledim. Bak etlerim yüzüldü bütün. Vallahi karşıma senin problemin artık. Ayı senin kokunu aldı bir kere. Bundan sonra sen nereye,
ayı oraya. Hakat mı oğlum? O hayvanları öyle unutmuyorlar mı? Hakat bulur mu beni? Tabii lan. Niye işedi senin üstüne? İşaretledi. Artık sen nereye ayı oraya. Geçmiş olsun. Hakat işedi ya. Kuzey. Ha? Vallahi kaçalım. Bak bu ayı beni buralarda bulur bak. Lütfen biraz pampanı düşün. Denize açılırsak bulamaz. Denize gidelim. İnelim şu dağda. Hadi lan. Vallahi sen nereye iniyorsan in. Ben hiçbir yere inmiyorum kardeşim. Vay be. İnmiyorsun ha? Kardeşini burada paramparça etsin ayı. Sen aşkının peşinden git. Ne kadar ihanet etsen de ben biliyorum. Aşkın için burada duruyorsun. Ne alakası var lan? Buradan biri gidecekse o da Yıldız. Ben değilim. Şimdi müsaadenle üstüme sinen hayvan kokularından arınmak için duşa gideceğim. Ne alaka lan? Sen de mi benim ayı yokladın? Üstümüstü mü kokuyor? Yok canım. Senin belalın ayı, benim belalım kırmızı kafalı bir keçi. Her yerime sindi, üstüme başıma sindi kokusu. Her yerine mi? Oğlum ne ayaksın sen? Ne biçim konuşuyorsun? Her tarafına koku falan. Ne yaptınız bacımla? Ne demek anlama. Oğlum, senin kardeşin Allah'tan iffetli bir erkek çıktı. Bacın üstüme atladı. Zor kurtardım kendimi. Bacım üstünden... Bacım niye üstüne atlasın lan? Lan! Üstünden atlamıştır o. Allah Allah ya. Oyun yapmıştır. Oğlum bak oradaki şampuanı sakın sürme kafana bak. Felaket bir şey. At sütlü müdür nedir? Onu sakın kullanma. Yapışır bütün saçlar. Alından kalkmıyor ya. İyi bari ev sıcak yavrum. Ağla kızım ağla. Ağla açılırsın. Aa, bu son ağlayışlarım yenge. Daha ağlamayacağım. Bitti. Bitecek ağa bundan sonra. Aa, bu sandıkla birlikte her şey yanıp gidecek. Gidecek. Hepsi gidecek. Dur Yıldız dur. Dur yengem. Bunların ne günahı var? İnsan emeğini yakar mı hiç? Yakar yenge. Yakar. Aa, bunları yakacağım. Yakıp da kurtulacağım. Yeter artık yeter. Hayır Yıldız. Hayır Yıldız. Müjdemi isterim Yıldız. Allah mı gönderdi kız seni? Ne müjdesi? Kuzey bizim çakma Antonio Banderas'ı dövmüş. Ne? Hevallah. Kafasını arabasının camına sıkıştırıp vermiş ayarı. Yıldız İnan bir daha asla görüşmeyeceğim demiş. Ya ben biliyordum be. Biliyordum benim babamın bunu yapacağını. Hadi kim? Kim dedi sağ bunu? Aykut dedi. Seni aramaya korkunca beni aramış. Bana bak. Siz beni kandırmıyorsunuz değil mi? Yok ben de. Ben de. Kız inanmıyorsan ara Aykut'u sor. Ne arayacağım elin gitar hocasında? Bir de ona mı kendimi rezil edeceğim? Ya adam rezil olmuş adam. Sen alt tarafı arayıp bir geçmiş olsun diyeceksin. Yani. Bak beni kandırmıyorsunuz değil mi? Aa bak bu yine yaptığınız oyunlardan birisi çok fena olur ha. Ara hadi. Ara. Arıyorum bak. He ara. İyi arıyorum. He ara. Uy. Alo, Aykut Bey merhaba. Ne oldu Yıldız Hanım? Neden aradınız? Ben geçmiş olsun demek için aradım. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun da mümkünse bir daha beni aramayın. Numaramı da telefonunuzdan silin. Hatta adımı dahi unutun. Lütfen. Ben daha çok gencim. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Kötü bir şey yoktur inşallah. İyi misiniz? Hiç iyi değilim. Ya senden bacım kardeşim diye bahseden adam. Yolumu kesiyor ve Yıldız'dan uzak duracaksınız diyor. Tam olarak öyle mi dedi? Yani Yıldız'dan uzak duracaksın mı dedi? Ya daha başka şeyler de söyledi de. Özeti bu. Aykut Bey vallahi çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben daha çok üzgünüm Yıldız'dan. Lütfen bir daha beni aramayın. Dizi zordu be. Efendim? Hatlar karıştı. Hatlar karıştı Aykut kardeşim. Çok geçmiş olsun. Hayırlı günler ha. Ay. Vallahi seveyim, billahi seveyim. Ya sen benim babamı ne sandın Yıldız Hanım? Kaç yıllık Kuzey Mollaoğlu, iki günlük Antonio Banderas'a mı bırakacaktı meydanı? Aa, bırakmamış ya. Aslanım Kuzey'im be, aslanım. Karadeniz'in kurçun çocuğu. Gördünüz mü? Nasıl da koymuş postayı. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Büyük savaşı başlatıyoruz. Yaşa minnoşum, yaşa. Artık Kuzey'in Yıldız'ı sevdiğine emin olduğumuza göre yeni stratejiler deneyeceğiz. Babamı bu kadının aşkına inandıracağız. Hmm.
Hem de bir şartla. Yıldız, sen kendine hakim olacaksın ve bu bilgiyi Kuzey'e asla ve kat'a belli etmeyeceksin. Niye? Sır mı? Sır değil de yani sen şimdi adamın karşısına dikilirsin, gıcık verir gibi. Beni kıskanmışsın, Aykut'u dövmüşsün dersin, o da inkar eder, iyice ona inada bindirir. Evet, evet. Sen hiçbir şey belli etmeyeceksin. Sadece hedefine odaklanacaksın ve kaleyi içten fethedeceksin. Tamam, edelim bakalım. Fadil, arkadaşım, al bana dünyaları verdin ha. Ne demek canım benim? Sen yoksa Kuzey'in hakikaten seni sevmediğine inandın. Neredeyse inanıyordum vallahi. Neredeyse mi? Sandıkla beraber her şey yağıyordu deli. Tamam o zaman, haydi toplayayım ben. Yenge al, al şöyle düzgünce koy da. Ver ver, içi su da çok da karışık. Ben şey yani. Al şunları da şöyle koy. Bak koca burada. Kalem, kalem ya vallahi. Ulan en son askerde böyle patates soydum, doğradım ha. Ulan Kuzey vallahi ne şanslı adamsın ha. Birazdan sana 10 numara patates kızartması yapacağım böyle. Barnaklarını yiyeceğim, barnaklarını. Yine en yeşillendi fındık dalları. Yine en yeşillendi fındık dalları. Acep ne olacak yarın halları. Acep ne olacak yarın halları. Dalgalanıyor pembe şalvarı, dalgalanıyor pembe şalvarı. Kız allan pullan gel, gel, gel yanıma. Kız allan pullan gel, gel, gel yanıma. Gel, gel yanıma, yanıma gel. Allan pullan gel bir şekilde gel pullan. Allan pullan gel, allan pullan gel. Sefer! Ne oldu lan? Uçak. Ayı mı geldi, ne oldu? Ayılar kovalasın seni lan. Şofbenin tüpünü bitirmişsin ya. Ha. Oğlum o şofben öyle hemen bitiyor mu lan? Nasıl bitmiş? He bitiyor. Git oradan bana o ocağın tüpünü getir. Hadi azıcık bir işim kaldı zaten. Oğlum getiremem onu, kahvaltı hazırlıyorum zaten. Onda da az kaldı, pırpır edip duruyor yani, getiremem onu. Oğlum azıcık bir işim kaldı diyorum. Şu halime bak, getir şu tüpü. Burada var işte şunda günün içindeki. Ulan bu da bitmiş ya. Lan delirtmesene insanı. Hem tüpü bitiriyorsun hem yedek tüpü vermiyorsun. Delirteceğim beni ha. Tamam lan gir içeri, üşütme. Ben gidip geleceğim hadi. Ver şu tüpü. Ne yapıyorsun oğlum sen? Donuyor muyum ben? Tamam lan. Vallahi Allah, cıvık. Cık ya. Allah'ım, bir dahakine bu sandığı düğünümde açmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Aa, bu çeyizlerimi yeni evimde kullanmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Amin, amin de ne oluyor ya? Mevlüt falan mı var, hayırdır? Yok seferim ya, Yıldız'la Kuzey için dua ediyoruz. Ya dua edeceğiniz adama bir kova su getirin yani. Adam kaldı, duşta kaldı. Duşta böyle her yeri köpüktü falan, tüp bitti. Aa, ben götüreyim. Bakma. Hadi nedir bu, ne duası öyle? Kuzey var ya, Aykut Hoca'yı fena dövmüş. Kemiklerini kırmış. Dövmüş mü? Demek o kadar kıskanmış yani. Oh, hem de ne kıskanmak. Adamın kafasını arabanın camına sıkıştırıp tehdit etmiş. Yıldız'dan uzak duracağını demiş. Vay be. Kuzey Efendi'ye bak. Ulan Kuzey, alacağın olsun Kuzey. Beni bugünden bugüne bir kere böyle kıskanmadın lan. Senin o kıskanan yerlerin kopsun, kurusun. Belin tutulsun. Evin yansın. Evin yansın Kuzey. Ya
Ver olsa tamam hadi. Hale bak ya. Adam Yıldız'ı kıskanıyor, suyunu ben taşıyorum. Hakikati ya, sen niye götürüyorsun? Yıldız, sen götür. Hayır canım, ben taşırım, ne alaka? Bırak diyorum, Yıldız, sen götür. Hazır umutlanmış ki. Ya yenge bırak. Aha tamam, çok istiyorsa o taşırsın. Tamam, ben çok istiyorum, çok felaket istiyorum, ben taşırım. Ay yeter Sefer abi, bırak şunu. Bırak. Biz? Ya bırak, Allah Allah. Al Yıldız abla sen bunu. Şimdi doğru babama ve unutma. Hiçbir şeyi belli etmiyorsun, nazik oluyorsun ve güler yüzlüsün, tamam? Tamam, tamam haydi. Saçma. Geç kızı yanaş. Geç oturur musun lütfen yerine? Ya bu nedir ya? Ha? Adam çıplak çıplak duş diyorum, köpük diyorum kafasında yani. Az önce amin amin diye dualar ediyordunuz. Bu neyin rahatlığı ya? Sefer sen bunu mu dertleniyorsun? Ya niye içeri girmez güğümü kapıdan uzatır Allah Allah? Belki de girer. Gülme, şımarmayın. Sen yaktın değil mi evimi? Sen yaktın, pişman oldun, sonra da geldi söndürmeye çalışıyorsun. Hey, ula töpüm bitti diye sağ sıcak su getirdim. Yetmedi evini, belki de hayatını kurtardım. Daha hala ne konuşuyorsun? Ya sana ne benim tüfümden, sana ne benim sıcak suyumdan? Ayrıca sen bekar bir erkek banyo yaparken evine girmeye utanmıyor musun? Hatırlatırım, o erkek bekar değil, evli. Hatırlatırım, o erkek evli ama senle değil. Ula, keşke bıraksaydım da ateşler içinde cayır cayır yansaydım. O yangın bitti canım. Bitti, kül oldu. Geçmiş olsun, bir daha yanmam ben. He, sen onu benim külahıma anlat. O ateş küllerinden yeniden doğacak. İçinin nasıl cayır cayır yandığını bilmiyorum sanki. Ne diyorsun sen ya? Hiç, sana inanmıyorum diyorum. Beni sevmediğine inanmıyorum. 20 yıldır aşkımla, 3 günlük aşkımla meydan okuyorum. Okuyacak bir şey kalmadı anam. 3 günlük aşkım 3 günde söndü gitti. Geçmiş olsun. Göreceğiz bakalım sönmüş mü, sönmemiş mi? Aa ben de Yıldız'sam seni aşkından cayır cayır yakacağım ula. Yandım anam dedikçe su bile dökmeyeceğim sağa. Bayılıyorum senin bu özgüvenine. Nereden geliyor bu özgüven? Yazık be. Hodri meydan ula. Aa ben de seni fındık kabuğu gibi yakmazsam bağda kırmızı kafa demesinler. Hodri meydan, görüşelim. İnşallah. İnşallah. Sefer. Evet, o zaman ben başlıyorum. Beyazlar başlar. Da biraz unuttum. Biraz soracağım yani. Birkaç bir şey hatırlayamıyorum. Şeyi soracağım mesela. Ejderha nasıl gidiyordu? Bir şekil yapıyordu ejderha. Ejderha mı? Ha tamam. Deniz atı tamam. At Sefer, at. Sadece at. Tamam bağırma lan. Atsa at yani. Tamam at. Alt olmayan at mı olur diye şey yaptım. Neyse tamam. Nasıl gidiyordu o? L. L mi? Tamam o zaman. İlk açıyorum ilk. O zaman geniş bir L yapıyorum şöyle. L. Hop. L. Oradan oraya aldım. Sefer sen bilmiyorsun değil mi bu oyun oynamayı? Oğlum unuttum biraz da. L dedin işte. Düz L, küçücük L. Bu ne bu kocaman? Ne yapacaksın ilk başta o zaman? Piyonla başlayacaksın. Piyanla mı? Tamam o piyanlar bir iki gidebiliyorum o zaman. Piyanı açtım şuraya al. Hadi al bakalım, ben de böyle oynayayım. O sırada çok salaksın ya. Kesin yenileceğini asıl. Neyse neyse dur. Dur ben bir piyan daha yapayım. Piyan hakkımız vardı değil mi? Abi. Bunu da bir attım piyan. Ne yapıyorsun sen? Sıracı yapıyorum hadi bak. Efendim? Sıracı. Al sana sıracı, al. Tamam oyna. Şah ve mat Seferciğim. Ulan bu şah mıydı? Ben... Ulan hep karıştırıyorum onu ben ya. Şarkı nasıl ya?
Oğlum iki tane oynadık daha hemen. Şahmat bitti mi? Vallahi kardeşim ben çoban matı bekliyordum ama... yani sen aptal olduğun için aptal matı oldu. Ha, sen beni iki hamlede aptal ettin. Ben de seni o zaman tek hamlede aptal ederim. Buyur. Ya ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Okey attın. Kuzey. Dur lan dur yine oldu. Şimdi, vallahi aklımızı kaybederiz şey yapma. Böyle yaparsak vallahi bayılırız. Ayıntan da yok yani. Mars edeyim seni. Tavla oynayak mı? Şimdi tavlamız yok maalesef. Olsaydı iki ters bir düz hop işin tamamdı zaten. Durma lan hayret bir şey. Sen yeter ki iste. Ben gider şimdi Yıldız'dan alırım tavlayı Mars edeceğim. Git al lan. Hadi git al. Bekle bekle. Abi sana Mars'a tek gidiş bilet alacağım Mars'a. Şahaya bak. Beklese. Oy! Oğlum. Ne işiniz var orada? Ya korkma abi biziz ya kim olacak? Oğlum normal insan gibi kapıyı çalsam uza yani. Hayalet gibi sinmişsiniz arkasına kapının. Abi. Aşkım. Abi. Çık. Küsüm ben sana sakın dokunma bana. Aşk olsun ya. Ufak şaka yaptık diye yani buralara mı geldi şimdi? Trip mi atıyoruz birbirimize peki? Ya affet Sefer abi ya. Ya tamam biraz fazla abarttı ama sen onun gençliğine ver. Hem sana güzel bir haberimiz var. Ha, neymiş güzel haber? Aa bunun hastanede karıştırıldığını benim üvey kardeşim olduğunu mu öğrendiniz? Yok canım benim öz kardeşim. Allah Allah. Hem ben bugün yani damatlığımı aldım bugün ya. Damatlığımı aldım. Vay hayırlı olsun. Düğün tarihi ne zaman? Ola ben yarın yapalım dedim ama Kamer kararı aile büyüklerine bıraktım. Ah güzel. Karar aile büyüklerine kaldıysa o zaman ben de aile büyüğü olarak şu an diyorum ki bu düğün olamaz. Bir diğer aile büyüğü olarak da ben diyorum ki bu düğün olamaz. Allah korusun ya abilerim ne diyorsunuz siz? Bak gelinlik diyorum, damatlık diyorum, aldık diyorum bugün. Ya Allah aşkına eğlenmeyin bizimle ya. Zaten anca yüzük kuyruğuna gelebildik. Tamam ya neyse. Bunlar zaten bir sıkıntı olur, sorun olur. Bunlar zaten evlenemez o gün. Ya abi ağzını hayra aç ya sen de. Hem kızlar nerede? Üf, insanda heves meves bırakmadınız ha. Ben kırmızı kafalıya sürgüne gönderdim onları. Hamis abi, ben de gideyim o zaman. Bana bakın. Eğer ben yokken nişanlımı ortanıza alıp dövmeye kalkarsanız... vallahi kötü olur ha. Saçmalama olur mu öyle şey? Biz erkek erkeğe konuşacağız. Gönlün rahatlığıyla gidebilirsin. Çok selamınızı söyle karşıya. Tamam. Ben de bir selam vereyim. Aa, vermen lazım. Vallahi ayıp olur. Neyiz, bize selam ver burada sen. Gittin demek bütün kahveye benim kısır olduğumu söyledin ha Poyraz. Ben öyle bir şey yapar mıyım hiç? Onlar kendi aralarında konuşurlarken duymuşlar. Demek benim pampamın itibarını iki paralık ettin öyle mi? Vallahi etmedim. O kadar da değildi ya. O kadar, o kadar. Sefer, ne ceza verelim kardeşine? Hi Poyraz, I want to play a game. Türkçe konuşursan yalnız ben İngilizce anlamıyorum da. Onun altına yazmışlardır anlamı. Sen kafanı yorma, anlayan anlat. Da ben ne oyunu oynayacağımı bilemedim şimdi. Ne ceza vereyim ben bu zarganaya? Ben buldum. Öyle bir oyun oynayacağız ki yandım anam diye kaçacak. Ne yapacaksınız? Ateş çemberinden falan mı atlayacağım ne? Daha beteri. Orta oyunu. Of yakar yakar. Oh. Orta oyunu mu? I want to play a game. Game.